Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yapılan örgüt suçlamasının hukuki hiçbir temeli yok. Tamamen iftiradan ibaret. Son 30 yılda Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına 28 defa aynı örgüt suçlaması yapılmış ve her biri beraatle sonuçlanmış. Mantıken polis bir örgütü 30 sene izlemez, çok daha önce müdahale ederdi. Burada gerçekte olan ise din kardeşlerinin Kur'an'a göre beraber yaşamaları. Ortada bir suç yok. Ortada bir gönül birliği var, bir arkadaş topluluğu var. Bir arkadaş topluluğunu birbirinden neden ayrılsın? Evet. O arkadaş topluluğu ne yapıyor? Bir gönül birliği kurmuşlar. Neyin üzerine gönül birliği kurmuşlar? Allah'ın varlığının birliğinin üzerine ve Allah'ın Kur'an'da anlattığı güzel ahlakı anlatma üzerine. Ali İmran suresinin 103. ayetinde Yüce Allah bize şöyle buyuruyor. Size şimdi onu okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Arkadaşlarımızın kendi aileleri, kendi evleri, kendi iş yerleri mevcuttur. Çoğu yurt içinde yaşar. Bir kısmı da yurt dışında yaşar. İşleri ve yaşam tarzları tümüyle meşrudur ve gözler önündedir. Nitekim aynı 1999'da olduğu gibi gece vakti ani yapılan baskında arkadaşlarımızın ne evlerinde ne de iş yerlerinde en ufak gayrimeşru ya da gayri ahlaki hiçbir şeye rastlanmamıştır.